Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Silifke ilçesine bağlı Pelitpınarı Mahallesi'nde düzenlenen Atalık Sarı Buğday Hasat Töreni'ne katılarak üreticilerle hasat yaptı. Tören öncesi Gökbelen Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştiren Seçer, mahalle halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Mahalleliyle sohbet eden Seçer, istek ve talepleri de bürokratlarına not aldırdı. Ziyaretin ardından Pelitpınarı Mahallesi'ne geçen Seçer, hasat törenine katılarak üreticilerle bir araya geldi. Başkan Seçer burada yaptığı konuşmada Mersin'de ve Türkiye'nin her yerinde çiftçilerin çalışkan olduklarına dikkat çekti. Toprağımıza can eksek can biçeriz. Çok güzel bir terim. Çiftçilerimiz verimli topraklar için kullanır bunu ama çiftçilerimiz bunu yaparken de verdiği emeğin karşılığını almak ister. Harcadığı paranın karşılığını almak ister. Sattığı üründen önce masrafını çıkartıp kalan parayla da çoruna çocuğuna iyi bir rızık kazanmak ister. Bir de o var. Çiftçi çalışıyor. Bir problem yok. Yeter ki siz destek olun. Köstek olmayın. Dünyanın hiçbir tarafında üreticisini desteklemeyen devlet yoktur. Bunu da Tarım Bakanlığı yapar. Seçer, belediyelerin verdiği destekle bakanlıkların sağlaması gerekenlerin karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Belediyelerin görevi yol yapmak, su getirmek, sosyal hizmetler yapmak gibi gibi görev alanları vardır. Tarım destekleri adı başında tarım destekleri belediyenin görevi değildir. Örneğin tohum dağıtmak belediyenin bir tarımsal desteğidir. Üreticiye ürün desteği vermek belediyenin görevi değil, Tarım Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın ayırdığı bütçeyle ofisin alımlarında buğdaya alım desteği vermektir. Şimdi bunları karıştırmamak lazım. Seçer, projenin asıl amacı unutulmaya yüz tutmuş tohumlarımızı gün yüzüne çıkarmak dedi. Silifke'de 11 mahallede dağıttık biz sarı buğday tohumu. 58 üreticiye, bunun 5'i burada. Ama toplamda bu 11 mahallede 58 üreticiye dağıttık. Arkadaşlar, bu projenin asıl nedeni unutulmaya yüz tutmuş atalık tohumları tekrar gün yüzüne çıkarmak. Başkan Seçer, Mersin'den kadın kooperatifi aracılığıyla projenin başında üreticilere balandız buğdayı dağıttıklarını anlattı. Bunu yaparken de biz bari Dağdaş Eğitim ve Araştırma Enstitüsü ile beraber yaptık. İlk başladığımızda balandızda mı başlamıştık? Evet. Balandızda hep beraber olduk. Orada ilk temelini attık bu işin. Hatta ilk yıl kooperatif aracılığıyla, Mersin'den kadın kooperatifi aracılığıyla alım garantisi de vererek üreticileri teşvik ettik. Yani bunu ekin, korkmayın. Bu öyle bir çeşit ki dedeleriniz, büyük dedeleriniz bilir. Sarı buğday ekmeğe çok lezzetli bir buğdaydır. Seçer, buğdayın sıcaklık ve iklim koşullarına bağlı olarak her yerde yetişmeyeceğine dikkat çekti. Buğday her yerde olmaz biliyorsunuz. Kuraklık olan yerlerde kuraklığa mukavim olacak. Sıcak olan yerlerde sıcağa mukavim olacak ki ona göre yüksek verim alabilirsiniz diye. Bari Dağdaş Enstitüsü bu konuda çok değerli çalışmalar yapıyor. Konuşmaların ardından Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte buğday hasadı yaptı ve üreticilerin buğdaydan elde ettikleri unla yaptıkları sıkmanın tadına baktı.